günler değerli izleyiciler. Türkiye'nin ekonomi televizyonu Ekotürk TV'de ben Cenk Akyoldaş araştırma masası programıyla sizlerle beraberim. Genel hatlarıyla doçent doktor Filiz Er Yılmaz'la son gelişmeleri değerlendireceğiz. Filiz Hocam merhabalar. Merhabalar Cenk Bey, iyi yayınlar. Sağ olun, teşekkürler. Zor bir dönemden geçiyoruz. Her şey yoluna girdi, ekonomiler canavar gibi sıkıntı yok derken bir anda şok ani banka batışlarıyla karşı karşıya kalmaya başladık. Bu piyasaların özellikle para çekilmeye başladığı zaman böyle bir yerleri titremeye başlıyor. Anksiyete başlıyor. Ne dersiniz, bu sıkıntıların devamı öngörülebilir miydi? Yoksa burada Fed'in bu sert bir anda 9 ayda 450 bas puanlık faiz artımının yan etkilerinin kaçınılmaz şekilde böyle olmasını bekler miydik? Evet Cenk Bey, yani ilk olarak şununla başlayayım. Yani bu aslında yakın vadede konuşulan bir süreçti. Yani çünkü Fed'in parasal sıkılaşma dönemlerine baktığınızda mutlaka dönem dönem kendi piyasaları ama ağırlıklı olarak gelişmekte olan ülkelerde hasar yaratan bir unsur oluşturuyor. Hatta yeni öğrendiğim bir söz var. Çok da hoşuma gitti. Wall Street'in önemli ve ünlü bir sözü varmış. Fed faiz artırmaya başladığında bir yerleri yıkıp dağıtmadan bu işe son vermez. Dolayısıyla bunu bir kez daha tecrübe etmiş olduk. Şimdi bu yönü itibariyle evet, yani güçlü faiz artışlarının elbette gerek finans sektöründe, gerek reel sektörde olumsuz etkileri olmasını bekleriz. Zaten aksi takdirde aslında Fed'in faiz artırımında bir işe yaramadığını söylemek yanlış olmayacak. Bu yönü itibariyle yani bir kısmı beklenebilir. Fakat şu çok beklenir değildi. Şimdi yaşadığımız şey bankacılık krizi. Özellikle son dönemde acaba bankalar bu süreci kaldırabilir mi? Son bir yıllık sürece baktığımızda. Genel olarak okuduğumuz tahliller, evet yani hasar almadan ve 2008'e benzer olmayacak şekilde bu işin götürülebileceği yönündeydi. Hele ki krizin çıktığı Silikon Vadisi Bankası, yani 2022 Aralık'ta bilançosunu yayınladığında, zaten bilançoya baktığınızda sıkıntılar olduğunu görüyorsunuz. Ama buna rağmen bu bankanın hisse senedine güçlü bir şekilde hemen hemen neredeyse tüm analistlerin al sinyali verdiğini, al tavsiyesi verdiğini görüyorsunuz. Bu yönü itibariyle elbette beklenir bir durum değil. Şimdi soru şu, 2008 global krizine benzer bir durum mu ve ona benzer bir domino etkisi ortaya çıkar mı? Yani piyasadaki hakim görüş, ben de buna katılıyorum. Yani 2008 global krizine evet çıktığı itibariyle benzese de aslında dinamikleri itibariyle çok da benzeyen yönü olmadığını söyleyebiliriz. Bir kere Silikon Vadisi Bankası'nın kendine has bilançosuyla ilgili sorunlar nedeniyle aslında bu süreçte karşılaştığını görüyoruz. Elbette Fed'in faiz artırımları sonucu böyle bir konjonktür oluşuyor ama bu güçlü faiz artışları karşısında aslında bilançosunu hece etmeyen, işte kısa vadeli genel tabana yayılmayan mevduatların büyük bir kısmını uzun vadeli devlet tahvili ve ipoteğe dağılıyla menkul kıymete yatırmış olan bir banka var ve risk mekanizmasını çalıştırmamış bir banka var. Temelde aslında sorunun bilançodaki bu vade uyumsuzluğu, vade riskiyle'den kaynaklandığını görüyoruz. Bir diğer sebep şu, neden 2008 global krizini beklememek gerekir? 2008 global krizi döneminde Amerika'daki bankaların sermaye yeterlilikleri oldukça zayıftı. Şimdi ise göreli olarak oldukça güçlü. Bir diğer temel sebep bu aslında. Dolayısıyla bu iki önemli sebep nedeniyle aslında şimdilik böyle bir domino etkisi beklememek gerekir. Bir diğeri de şu oldu. Özellikle FDIC, Fed ve Hazine Amerika'da çok hızlı ve çok etkin kararlar aldı. Bana kalırsa bu domino etkisini belki kısmi anlamda da olsa ortaya çıkmadan önlemiş oldular. İşte mevduatlara tam koruma getirdiler. Bu gibi özellikle küçük bölgesel ve küçük banka, orta ölçekli bankaların yararlanabilecekleri ek fon sağladılar. Bunlar da bence önemli adımlardı. Tabii o zaman şu soru gündeme geliyor. Madem öyle, yayılma etkisi yok, neden dün Avrupa'da kredi suisi yaşadık? Bir kere şurası net. Kredi suisi zaten sorunlu bir bankaydı. Yaklaşık bundan bir 5-6 ay önce oldukça fazlaca konuşmuştuk bu bankayı. Şunu söylemek yanlış olmaz yalnız. Yani Credit Suisse'de dünkü yaşanan olay Amerika'daki bu krizin bir yansıması. Çünkü niye? Amerika'da bankalara bildiğimiz gibi artık yavaştan yavaştan, belki de hızdan hızdan düzenlemeler gelmeye başladı. Ve bu hem Amerika'daki bankaları hem de onlarla ilişkisi olan diğer bankaları diğer bölgelerde etkilemeye başladı. Dolayısıyla dün Credit Suisse'de Suudi Ulusal Bankası'nın böyle bir bundan sonra daha fazla finansman sağlamayacağım çıkışının altında düzenlemelerle ilgili, bu son gelen düzenlemelerle ilgili olduğunu görüyoruz. Haliyle aslında o krizin bir devamı ama yine şu yön itibariyle sorunlu bir banka. O zaman buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Çok zor bir konjonktürdeyiz. Dolayısıyla bu işin
domino etkisi yaratıp yaratmayacağını ki beklemiyorum ama kısmi de olsa bir iki banka diyelim önümüzdeki dönemde etkileyip etkilemeyeceği birincil olarak bankaların bilançoları ile ilgili olacak. Sorunlu bilançoya sahip olan bankalarda işler biraz daha zor olacak ve orada da tıpkı bu Credit Suisse'de, Signature Bank'ta veya Silikon Vadisi'nde gördüğümüz sorunları görme ihtimalimiz var. Ama otoriteler şunu yapıyorlar anladığım kadarıyla. Amerika'da bunu yaptılar. Muhtemelen Avrupa'da da yapacaklardır. Bu gibi sorunlu bankalara önceden likidite desteği sağlayarak hiç değilse kayyum atanmasının bile önüne geçerek haber etkisiyle bile piyasanın bu olumsuz durumdan etkilenmesini önlemeye sağlayacaklar gibi görünüyor. Tehlike tamamen geçmiş değil Cenk Bey. Şimdilik biliyorsunuz İsviçre Merkez Bankası yardım edeceğini söyledi. Credit Suisse zaten bu haberle beraber piyasalar toparlandı. Dolayısıyla tam anlamıyla bence kriz geçmedi. Belki bir iki bankadan daha bu gibi haberler gelebilir. Yani manşetleri oyalayacak bu gibi başlıklar gelir ama soru şu, manşetlerde ne kadar ciddi ya da hasarlı başlıklar göreceğiz? Şimdilik çok hasarlı, krize dönen bir manşet beklememek gerekir diye düşünüyorum her şeye rağmen. Biliyorsunuz Amerika'da bu iş tetiklendi. Amerika'da son 3 senedir böyle bir batış görülmemişti. Özellikle 2008'den sonraki en büyük batışlardan birilerinin yaşandığını, SVB'de yaşandığını gördük. 2010 ila 2022 arasında Amerika'da 371 tanesine banka batmış. Batan bankalarda toplam varlıklar 168 milyar dolarmış. Peki bu son iki gerçekleşen bankadaki toplam varlıklar ne kadardı diye baktığımızda 319 milyarlık bir rakam. Son 10 senenin iki katından daha fazla bir rakamla karşı karşıya kaldığımız görürüz. Bir de faizlerin geçtiğimiz haftaki o yüksek seviyesindeki değerlendirmeleri yaptığımız zaman bankacılık sektörü üzerindeki bu tahvillerle ilgili banka bilanço üzerindeki etkisinin yaklaşık 600 milyar dolar civarında bir eksi yazdığını görüyorduk. Bu gelişmelerle birlikte bu tabii ki bu zararlar biraz azaldı. Faizler ciddi şekilde kısa vadede aşağı inmiş vaziyette. Ne dersiniz buradaki faizlerdeki iyimserlik, Fed'in atacağı adımları yavaşlatacağı, hatta eksi faizlere doğru döngünün dönebileceğine yönelik yorumlar var. Sizin öngörüleriniz nelerdir? Tabii Cenk Bey, ya öncelikle çok güzel bir konuya değindiniz. Aslında biraz önce anlatırken o kısmı unuttum. Yani bu bankaların toplam sistem içindeki payının ne olduğu. Şimdi bakalım yani Silikon Vadisi Amerika'nın 16. büyük bankası, Signature Bank da 33. büyük bankası. Fakat buna rağmen JP Morgan, Citigroup, Bank of America gibi büyük bankalarla kıyasladığımızda ve hatta Amerika'nın finansal sistemiyle kıyasladığımızda bu bankalar aslında çok büyük yer kaplamadığını görüyoruz. Dolayısıyla evet yani bankanın kendi itibariyle baktığımızda çok büyük bir varlık ama sistem içerisindeki yerini piyasa bir miktar daha küçük algıladığı için de aslında risk ki bu noktada bir miktar daha düşük görenler var diyeyim. Elbette yüksek görenler de vardır. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani Amerika biliyorsunuz artık bu bankacılık krizi sonrasında başta Fed olmak üzere merkez bankalarının para politikasına ilişkin senaryolar baştan aşağı değişti. Amerika'ya bakalım. Şunu söylüyor piyasa swap tarafı. Önümüzdeki hafta bir 25 bas puan faizi artıracak. Tavan faiz 4.75-5'te olacak. Sonraki süreçte daha düne kadar 100 bas puan indiriyordu Fed. Bugün 75 bas puana inmiş. Yani yılın ikinci yarısında 75 bas puan indirecek bir hatta Haziran itibariyle evet Haziran, Temmuz ve Eylül'de 25'er bazar puan faiz indirecek bir Fed'i fiyatlıyor. Şimdi şunu söyleyeyim oldukça irrasyonel bir fiyatlama bence Cenk Bey. Ben açıkçası merkez bankaları yöneticilerinin ya da merkez bankalarının bu denli meseleye güvercin bakacaklarını çok düşünmüyorum. Tabii bunu hangi senaryo altında söylüyorum? Bize deklare edilenler altında. Tabii bize söylenmeyen piyasada risk iştahının bozulmaması adına ya da panik havası yaratmama adına gizlenen bir takım bilgiler varsa bu noktada bir şey söyleyemem. Ama eğer senaryo şuysa bize deklare edildiği gibi hem Amerika'da hem de Avrupa'da sistem adına çok ciddi sistemik bir risk öngörülmüyorsa ben bu denli hem Fed'in hem Avrupa Merkez Bankası'nın çok güvercinleşeceğini düşünmüyorum. Şurası kesin elbette mutlaka frene basacaklardır özellikle bu ay için. Örneğin Fed evet 25 bas puanla gelecek. Dolayısıyla bana kalırsa bir miktar Fed için bu frene basma olacak. Şu da frene basma olacak. Powell'ın son komite önünde söylediği gerekirse faiz artırım hızı bence rafa kalktı. Bundan sonraki sürede Fed faiz artırım hızına gitmeyecektir. Gerektiğinde bir ek 25 bazar puanla yola devam edecektir diye düşünüyorum. Fakat yılın ikinci yarısında özellikle bu denli güçlü faiz indiren bir Fed'i beklemediğimi çok net bir şekilde söyleyebilirim.
Şimdi bugün Avrupa Merkez Bankası kararı var biliyorsunuz. Açıkçası ben swap tarafının aksine bugün Avrupa Merkez Bankası'ndan 50 bas puanlık faiz artışı geleceğini düşünüyorum. Tabii hangi senaryo altında? Bize deklare edildiği senaryo altında. Yani eğer gerçekten sistemik bir risk öngörmüyorlarsa, Avrupa bankalarının güçlü olduğunu öngörüyorlarsa bunu geçici olarak adlediyorlar. Haliyle enflasyonla mücadelede çok geri adım atacak bir Avrupa Merkez Bankası olmayabilir. Belki Lagarde'ın konuşma tonu bir miktar daha güvercin olabilir. Belki bunu bekleyebiliriz. Tabii şu da var. Bu bence Avrupa Merkez Bankası için değil ama Fed için şöyle bir durum da var. Fed bu nedenle panik butonuna basıyor. İmajı da göstermek istemeyeceği için 25 bas puanına gelir veya pas geçmez diyeyim. Pas geçme de aslında iyi bir alternatif olabilir aslında bana kalırsa. Başta Fed olmak üzere. Yani bir bekle gör yapıp olayı anlayıp ona göre devam etmek aslında çok daha sağlıklı. Fakat buna rağmen yine de özellikle Fed için söylüyorum. Çünkü niye? Bu bankacılık krizinin birinci sorumlusu Fed olarak gösteriliyor. Ve Fed hata yaptı. Doğru politika uygulamadı olarak gösteriliyor ve bir kredibilite kaybına uğradı. Zaten bana kalırsa Powell çok keskin dönüşüyle komite önünde yaptığı konuşmayla da Fed bir miktar kredibilite kaybına uğradı. Haliyle şimdi Fed 25 bas puanla değil de piyasanın fiyatladığı pas geçerse bu gerçekten beklediğimizden ya da biraz önce söylediğim gibi bizim bilmediğimiz daha neler var acaba fiyatlamasına da sebep olursa panik havası artabilir. Özellikle bu bank run dediğimiz işte bankadan kaçış, Moody'lerin panik yapma durumu ortaya çıkabilir. Veya Fed'in bundan sonraki toplantılar için çok daha güvercin, istemese bile böyle davranmayacak olsa bile çok daha güvercin fiyatlanmasına da sebep olabilir. Dolayısıyla Fed bu nedenle pas geçmek istese bile 25 bas puanla gelir diye düşünüyorum. Toparlayacak olursam eğer yani ben Fed'in şimdiki senaryoya göre, şimdiki konjonktüre göre çok para politikasında finansal istikrar nedeniyle 180 derece döneceği, inanılmaz güvercinleşeceği bir senaryoyu ki bu ECB için de geçerli, şu an için çok geçerli görmüyorum. Bir miktar frene basacaklardır ama bu tamamen enflasyonla mücadeleyi masaya kaldırıp finansal istikrara odaklanacakları demek değil. Piyasa yine ve yeniden bir miktar hayal kırıklığına uğrayacak gibi görünüyor. Haliyle yüksek volatilitenin olduğu yılın geneli bizi bekliyor gibi görünüyor Cenk Bey. Peki geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Cuma günü tarım dışı istihdam verisi, saatlik ücretler gibi veriler açıklandı. Orada biraz daha böyle beklentilerinin üzerinde bir tarım dışı istihdam görmemize rağmen saatlik ücretler tarafında ve iş gücündeki işten pay alanların miktarının 3.4'ten 3.6'ya çıktığını görmüştük. Ve hala iş piyasasının bu kadar dinamik olması, hemen hemen 24 yaş, 55 yaş arasındaki iş gücü piyasasının tamamıyla pandemi öncesindeki seviyelere dönmüş olması gibi faktörler de devredeydi. Bunların hepsi Fed'in elini güçlendiren mi, zayıflatan faktörler mi? Ne dersiniz? Orada tam istihdam piyasası hemen hemen hala korunmuş vaziyette. Enflasyonda biraz ılıman görünüm var ama tam manası da elde edilmiyor. Burası olası, belki daha da derinleşmesi mümkün olabilecek. Şu an için biraz sular yatışmaya çalışıyormuş gibi gözüküyor bankacılık kısmıyla ilgili alınan tedbirlerle. Daha derinleşmesi, daha büyük bir banka. Daha önceki 2008 krizi döneminde yaşadığım tecrübeler bana şunu gösterdi. O dönem böyle başta yumuşak geçişlerle küçük bankaların ya da küçük yatırım bankalarının feda edilmesiyle geçen bir dönem olmuştu ama daha sonrasında daha büyük atakların geldi. Piyasa zayıf bir halkayı yakaladığın zaman, piyasanın zayıf karnını bulduğu zaman Fed'i köşeye sıkıştırmak için elinden gelen bütün gayreti gösteriyor, bütün enstrümanları kullanıyor. İşte geri geliyor hisseler üzerine açığa satışlar yapıp fiyat baskısı oluşturabiliyor. Böyle senaryolarla Fed tekrardan köşeye sıkıştırma ihtimali gündeme gelebilir mi önümüzdeki günlerde? Tabii Cenk Bey, ilk olarak şu sorunun cevabıyla başlayayım. Tarım dışı istihdam raporu, yani tabiri caizse ortaya karışık bir rapordu. Neresinden tutmak isterseniz oradan tutabileceğiniz bir rapordu. Haliyle piyasa zaten yorulmuştu. Önümüzdeki haftada enflasyon var, yani bir bekle gör yapalım. Ona göre karar veririz modundaydı ve daha güvercin bir yorumladı. 25 bas puan, 50 bas puanın önüne çıkmıştı tarım dışı istihdam verisi sonrası. Bana kalırsa yine genel olarak raporu değerlendirdiğimizde oldukça agresif ve de işaret edecek göstergeler vardı. Dolayısıyla evet, yani 311 binlik tarım dışı istihdam, Amerika'da sağlıklı bir ekonomide 200-250 bin arası tarım dışı istihdam, hala sağlıklı ekonominin üzerinde bir oran olduğunu görüyoruz. İşsizlik, evet bir yükselme var ama hala pandemi öncesi dönemi işsizlik rakamlarıyla yola devam ediyor. Haliyle Amerika'da resesyon öncü göstergesi %4,5'un üstüne çıkması, bu yönüyle itibariyle bakarsanız işsizlik artıyor olsa da hala sağlıklı. Şimdi bir diğer nokta şu ortalama saatlik ücretler ve kazançlar tarafı.
Ortalama saatlik gelirler özellikle bana kalırsa beklentinin bir miktar altında arttı. %4.6 geldi. Fakat Fed'in hedefi %3.5 ve altına inmek enflasyonla mücadelede. Yine bu kriter bazında bakarsak yine hala oldukça sağlıklı ve bir miktar ücret fiyat spiraline neden olabilecek veriler olduğunu görüyoruz. Yine o hafta gelen JOLTS'a baktığımızda istenildiği kadar geri çekilme yok. Orada da yine ücret enflasyonu için risklerin olduğunu görüyoruz. Özel sektör tarım için istihdam yine beklenti üstü geldi. Dolayısıyla tüm bunları birlikte değerlendirdiğimizde bana kalırsa o gün piyasa 25 bas puanı fiyatladı ama aslında 50 bas puanı bana kalırsa daha ağırlıklı fiyatlamayı gerektirecek bir veriydi. Enflasyon verisine geldiğimizde TÜFE tarafına baktığımızda evet TÜFE'de de beklentilere paralel bir geri çekilme var. Şöyle genel bir tabloya baktığımızda evet Amerika'da enflasyon düşüyor, düşmeye devam ediyor. Tam da beklediğimiz gibi yorumunu yaparsınız. Fakat çekirdek tarafı alt kırılımlara baktığınızda maalesef yine Fed'i rahatsız edecek noktaların hala belki hatta bazı noktaların daha da güçlenerek devam ettiğini görüyorsunuz ki çekirdek enflasyon. Özellikle de çekirdek hizmet enflasyon yükselmeye devam ediyor. Kalıcı ve inatçı olacağını bir kez daha ispat etmiş oldu. Haliyle hele ki Fed'in baktığı konut dışında kalan çekirdek hizmet enflasyonu geçen aya göre bir artış göstermiş. Barınma tarafı geçen aya göre bir artış göstermiş. Gıda tarafı yüksek olmaya devam ediyor. Niçin bir geri çekilme var? Enerji fiyatları geri çekilmiş. İkinci el araç fiyatlarında bir düşme var. Dolayısıyla TÜFE raporuna da alt kırılımlarıyla baktığımızda yine aslında Fed'i çok memnun eden, evet memnun eden tarafı var. Bunu söylüyorlar yani. Enflasyon düşüyor, bunu biliyoruz. Çok büyük bir haber değil bizim için. Biz nereye odaklanıyoruz? Konut dışında kalan hizmet tarafına, çekirdek hizmet tarafına bakıyoruz. Ama orası yükselmeye devam ediyor. TÜFE belki çok memnun edici durumdaydı bildiğimiz gibi. Yani beklentilerin de ötesinde bir geri çekimle var. Hatta aylık manşet tarafta yükseliş beklenirken düşüş var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Toparlayacak olursam eğer hiç bu kriz olmasaydı Cenk Bey, Powell ne demişti? Mart'ta 25 mi yapacağız, 50 mi yapacağız? Verilere bağlı olacak. Piyasa çok net bu verilerle 25 bas puanı fiyatlardı bence. Dolayısıyla 25 bas puanla da gelirdi bence Fed. Şimdilik faiz artırım hızını artırmaya da bilirdi gibi geliyor sanki. Ben böyle düşünüyorum en azından. Şimdi piyasanın Fed'i sıkıştırma meselesi. Şimdi dediğiniz gibi yani piyasayla Fed arasında daha biz yeni yeni bir uyumlaşma sağlamıştık. Piyasa yılın ilk yarısında 5'in üstüne çıkamayan bir Fed'i fiyatlıyordu. Fed ben çıkarım diyordu. Uyuşamıyor, anlaşamıyorlardı. Yılın ikinci yarısı piyasa diyordu ki pivot Fed olacak, faiz indirecek Fed olacak. Powell sürekli söylüyordu. Kesinlikle 2023'te biz faiz indirmeyeceğiz. Bu ayrışma devam ediyordu ve ne zaman bu ayrışma ortadan kalkacak derken geçtiğimiz 2-3 haftalık sürede bu ayrışma ortadan kalktı. Piyasa kaybettiğini anladı. Fakat bu bankacılık kriziyle beraber piyasanın eline bir yönüyle haklı yani rasyonel bir yönüyle irrasyonel bir mazeret geçmiş oldu. Haliyle piyasa bunu kullanacaktır. Şu an zaten kullanıyor bana kalırsa. Yani 75 ile 100 bas puan indirecek bir Fed inanılmaz bana kalırsa irrasyonel inanılmaz bir şu an için Fed'in kafasında olmayan bir senaryo diye düşünüyorum. Haliyle diyelim ki her şey bu minvalde gitti ve Fed gerçekten daha sıkı gitmeye başladı önümüzdeki 1-2 ay içinde. Piyasa yine ve yeniden ikna olmayacaktır. Piyasa da şu haklı olarak şöyle bir tedirginlik de olacak. Tamam biz şimdilik bu bankacılık krizini hasarsız atlattık ama bu dönemde çünkü Fed faiz artırmaya devam edecek ve kalıcılık olduğu anlaşıldığı için belki 50 ile gitmeyecek ama 25'lerin sayısını artıracak belki. Haliyle bu yine piyasayı rahatsız etmeye devam edecek. Dolayısıyla bana kalırsa bu krizin en büyük piyasalara vereceği hasar bu olacak. Yani piyasa ile Fed arasındaki ayrışma inanılmaz derecede şu an artmış görünüyor. Tabii şu an Merkez Bankası üyelerini veya Powell'ı dinlemedik. Ne düşündüklerini bilmiyoruz ama sadece kendi bas senaryom üzerinden ben bunu değerlendiriyorum. Dolayısıyla bu nedenle, sırf bu nedenle bile her şey geride bile kalıyor olsa piyasalar Fed'i zorlayacağı için ve belirli noktada Avrupa Merkez Bankası'nı bu nedenle ayrışma ve volatilite çok yüksek olacak. Güvenli liman algısı eskisine göre daha çok bence masada olacak diye düşünüyorum. Yani her şey geride kalıyor olsa bile kıymetli maden tarafı hatta bir miktar tahvillere talep artacak. Tabii şu mesele de gündeme gelecek. Bu tahvillere olan taleple faizlerdeki düşme merkez bankalarının işini ne kadar enflasyonla mücadelede zora sokacak? Burası da bir miktar belirsiz gibi görünüyor ama bir miktar onların da işini zorlaştırabilir. Çünkü ne kadar şahinleşirse şahinleşsin bu saatten sonra, ne kadar sözlü iletişimde ve adımlarında bunu yapıyor olursa olsun, hem anlattığım nedenlerle kredibilite kaybı hem de piyasanın bu anlattığım nedenlerle Fed'den ayrışıyor olması merkez bankaların işini çok daha zorlaştırdı gibi görünüyor Cenk Bey.
Peki dönelim, biliyorsunuz pariteler tarafına, DXY tarafına da bakın, tahvil tarafını değerlendirdik. Doların ne kadar güçlü olup olmayacağı, çünkü emtia tarafını da önemli, yakından ilgilendiren bir enstrüman. Fed'in yavaşlaması, Avrupa'nın diri durmaya devam etmesini söylediğinizi anlıyorum. Bu noktada ileriye yönelik paritesel açıdan, Euro-Dolar paritesi nereye doğru evrilmesini beklersiniz? DXY adına tekrardan uzun bir aradan sonra yüzlerin altını görme ihtimalimiz gündeme gelebilir mi önümüzdeki dönem için? Evet Cenk Bey, yani bu sorunuzun cevabı aslında merkez bankalarının, hem Fed'in hem Avrupa Merkez Bankası'nın ne yönde gideceği belirleyici olacak. Son dönemde dolar endeksinde biz güçlü bir toparlanma gördük. Pardon, Euro-Dolar paritesinde. Bunun temel nedeni şuydu, son dönemde hem ülkeler bazında hem özellikle Avrupa genelinde enflasyonun yüksek gelmesiyle Euro-Dolar paritesinde her şeye rağmen 1.06'da tutunan bir durum görmüştük. Çünkü piyasa şunu fiyatlamaya başladı. Avrupa'da tavan faiz 4.25 olacak Eylül ayında. Yani neredeyse bir 100 bas puan daha üzerine koydu swap tarafı. Tabii bu da Euro-Dolar paritesini yukarı çeken bir etmen oldu. Özellikle Powell'ın konuşması sonrası dolar endeksinde 105.8'e kadar bir çıkış gördük. Orası çok güçlü bir dirençti. Fakat onu geçmeyen bir hareket gördük. Haliyle bundan sonraki sürede gerçekten 50 bas puan ve bu minvalde giden bir Fed ve Şahin sözlü yönlendirmelerle gelen Fed olsaydı 108'lere doğru gidecek miyiz kısa vadede, ona bakacaktık. Şimdi haliyle şunu söyleyeyim, yani bu durumda hangi bankanın gerçekten daha Şahin gideceği burada elbette çok önemli olacak. Dolayısıyla şu an için beklenir duruma bakalım. Öyle veya böyle Haziran'a kadar Fed bu faiz artışını sürdürüp sonrasında durma aşamasına geçecek. Fed'in durduğu dönemde de Euro-Dolar paritesi, Avrupa Merkez Bankası faiz artışlarına devam edecekse, eğer bu geçtiğimiz senaryo hala geçerliyse, bu elbette Euro-Dolar paritesini bir miktar daha güçlü tutacaktır diye düşünüyorum. Haliyle şimdilik yani bu noktada beklentim, yani dolar da belirli bir süre daha ne diyelim güçlü duruş devam edecek, ama çok güçlü rallilerin olduğu veya çok güçlü düşüşlerin olduğu bir şimdilik durum beklemiyorum. Bana kalırsa 103.5 çok kritik. Buranın altına haftalık kapanış gelirse elbette bir 102'lere, 101'lere doğru bir geri çekilme görebiliriz. Tabii ki bu Fed'in atacağı adımlar ve dediğim gibi Avrupa Merkez Bankası'nın atacağı adımlarla çok orantılı olacak. Haliyle eğer bas senaryom değişmezse yılın ikinci yarısında güçlü bir dolar endeksine göre daha güçlü Euro-Dolar paritesi bizi bekliyor olacak. Yılın ikinci yarısında da bir miktar sakinliğini koruyan ama gücünü kaybetmeyen dolar endeksi de bizi bekliyor olur diye düşünüyorum ben Cenk Bey. İçeride de peki, hem kısaca sizin çok uzmanlık alanınıza girmiyor ama Borsa İstanbul'u ve daha çok siz makro açıdan Fed'i değerlendirmeyi daha uygun görüyorsunuz. Borsa İstanbul ve içerideki dolar TL cinsini de bizim için kısaca değerlendirmenizi rica ediyorum. Tabii Cenk Bey, şöyle söyleyeyim, yani Borsa İstanbul'da işte biliyorsunuz deprem sonrası sürede, deprem de daha açılmadan önce işte BES gibi, varlık fonu gibi, her ne kadar resmi açıklama olmasa da Borsa İstanbul'daki deprem kayıplarını giderme adına önlemler alındı. Dolayısıyla başarılı da oldu. 5000 üstünde tutunan bir borsa gördük, düşmeyen bir borsa gördük. Fakat şunu göremedik, yükselen bir borsa göremedik. Yani 5500 üstüne çıkan, hatta kimilerine göre o tarihi zirve 5700'ü geçecek bir borsa göremedik. Bunun iki temel sebebi var. Biri, çok güçlü hacim yok, güçlü bir para girişi yok. Çünkü siyasi belirsizliklerin de yüksek olduğu bir dönemdi. Haliyle bu nedenle ciddi kar satışları geldiğini gördük. Bir diğeri şuydu, biraz önce söylediğim gibi seçim belirsizliği var, aday belirsizliği vardı. Buradan da gelen bir baskı vardı. Hele ki son dönemde artık bu küresel tarafta bankacılık kriziyle de gelen bir olumsuz hava görüyoruz. Haliyle geçtiğimiz hafta 5500 üstünü bir test ettik. Dolayısıyla acaba o 5700'e giden teknik altyapı oluşmuyor mu derken gelen olumsuz haberlerle beraber geçtiğimiz perşembeden bu yana düşen kanal içinde aşağı doğru gelen bir endeks olduğunu görüyoruz. Pazartesi ve salı hatta çok teknik anlamda çok olumsuz bölgelerde düşen ne diyelim, hatta dünkü kapanışı söyleyeyim, yükselen trendi aşağı kırak, yani 5180 son bir aylık dönemde yükseliş trendinin başladığı bölge, buranın altında bir kapanış yaptık dün. Dolayısıyla bu yön itibariyle bakarsak dünkü kapanış itibariyle değerlendirdiğinde olumsuzu, tabii varlık fonunun piyasaya müdahalesi bence bu noktada deprem sonrası sürede önemliydi. Çünkü çok kritik noktalarda, güçlü düşüşlerin geldiği noktada ben böyle değerlendiriyorum en azından. Bir kamu aracı kurumu, yani varlık fonu olarak değerlendirdiğim alımlarla beraber piyasadaki düşüşlerin önüne geçildiğini gördük. Dolayısıyla bu önemliydi. Biz bunu dün de gördük.
dün de çok güçlü bir düşüş vardı Credit Suisse olayı sonrası. Haliyle varlık fonu 5050 gibi bu bölgeden gelen müdahalelerle piyasayı belirli bir dengelemede tuttu. Şimdi soru şu, bir, bundan sonraki sürede varlık fonu olmaya devam edecek mi ve bu müdahaleler gelmeye devam edecek mi? Eğer böyle olursa en azından belirli bir bölgede tutunan borsa görürüz. İkinci soru şu, peki 5350 sonrası 5500'e 5700'e giden daha olumlu bir borsa görme ihtimalimiz var mı? Bunun için elbette bir para girişi olması gerekir. Hatırlayalım, geçen hafta bir yabancı girişi gördük bankacılık hisseleri öncülüğünde. Hatta onun devamı gelir mi tartışırken bankacılık krizi geldi. Haliyle eğer bir miktar bu bankacılık krizi durulursa seçim öncesi yabancı pozisyonlanma yapacak gibi görünüyor. Oradan gelen bir güç olabilir diye düşünüyorum ve bu bir miktar 5500 üstünü geçen bir hareket yaratabilir. Haliyle şurası net, evet, seçime bir ay kadar kalan olan döneme kadar bir tepki hareketi görebiliriz ama bu mutlaka bir para girişi olması gerekir. Bu olmazsa bu mümkün olmaz. Sonrasında da en iyi ihtimalle yatay konsolidasyon, belki bir miktar kar satışlarının geldiği bir borsa bizi bekliyor olabilir. Sonuç olarak şunu toparlayayım. Seçimden sonra bana kalırsa her halükarda borsa için yıl sonuna doğru ben genel olarak görünümün olumlu olduğunu düşünüyorum Cenk Bey. Çok teşekkürler hocam. Bir başka yerinde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Cenk Bey. Sağ olun, sağ olun. Efendim, bir yayın daha sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere. Herkese sağlık ve bol kazançlı günler. Hoşçakalın.